Evet kıymetli arkadaşlar, bir maç gününden daha herkese selamlar. Bugünün ikinci videosu olacak. Bir tane shorts video araya ekledim. Bir de bu video ile birlikte ikinci video maç önü canlı yayına kadar bunu konuşacağız. Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho eleştirilere rağmen takımıyla 16 puan toplayarak sezona aslında beklenen bir başlangıç yaptı, biliyor musunuz? Yani 7 haftada 16 puan ve özellikle oynadığı futbolla eleştiri alırken aslına bakarsan Portekizli hoca için de bir sürpriz yaşanmamış. Mourinho Avrupa'nın 3 büyük ligi Premier League, La Liga, Serie A'da şampiyonluk yaşadığı 6 sezonu mercek altına almış Takvim Gazetesi ve çarpıcı detaya ulaşmış. Bu 6 sezonun 4'ünde çok benzer başlangıçlara imza atmış. Chelsea'de 2004-2005'te sezona 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlikle başlamış. Inter'de 2 sezonuna da 7 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyetle başlamış. Real Madrid'de ilk 7 haftada 5 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgiyle başlamış. Yine aynı. Ve etkiyi Mayıs'ta göreceksiniz. Hani başarılı hoca 2005-2006'da Chelsea'de 7'de 7 yaparken 2014-15'te 6 galibiyet 1 beraberlik elde etmiş. Hani etkiyi Mayıs ayında göreceksiniz. Mourinho etkisini demiştim. Ve Allah biz de Mourinho etkisini görmek istiyoruz. Şimdi Twente maçı öncesinde Jose Mourinho'nun açıklamaları var arkadaşlar. Ama bundan önce sıcak bir gelişme var. Fenerbahçe Opet Beşiktaş maçı ertelendi. Dün benim canlı yayın yaptığım sıralarda bu maç oynanmaya çalışılıyordu. Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı ertelenmiş. Şimdi FIBA olunca biraz enteresan arkadaşlar. Yani Avrupa maçı. Çünkü işin içinde hani Türkiye yok. Türkiye kupasıydı bilmem ne falan filan yok. Bugün saat 16'da seyircisiz oynanacak diye. Artık şey yapıyor. 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra durduruldu. Sonra da ara verildi diyor arkadaşlar. Ve hani Fenerbahçe 4-2 öndeyken ara verildi. Bu sıkıntılı. Neyse Jose Mourinho hiç pişman değilim senin olmaktan falan demiş. Her an bıkmadım savaşmaktan. Şimdi Jose Mourinho UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente maçı öncesinde basın açıklamalarında bulunuyor. Basın açıklamasında Jose Mourinho'nun açıklamalarını ben kısaca değerlendireceğim. Şimdi hepsini konuşursam ayıp olur. Twente çok iyi takım diyor. Güçlü yönleri takım olmaları. Takım halinde oynuyorlar. Bunun çalışmasını görebiliyorsunuz. İyi savunma yapıyorlar. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Yüksek şiddette çalışmalar yapamadık. En azından taktiksel olarak neleri yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hiç pişman değilim diyor. Ben diğer çalıştığım kulüpleri yüksek platform olarak ayırmam. Her kulübün hedefleri vardır. İspanya Ligi'ni Real Madrid'de kazanmakla Türkiye Ligi'ni Fenerbahçe ile kazanmak arasında hiçbir fark yok. Buraya gelme kararımdan hiç pişman değilim. Tamamen kulüple yapmak istediklerime odaklanmış durumdayım. Yani 20 yıl önce Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştım. 2 yıl önce Roma ile konferansı kazandım. 20 yıl önceki hırsım hala var diyor arkadaşlar Jose Mourinho. Hani Fenerbahçe'de hırsları olan bir kulüp. Hani ben içimde şey yapmam diyor açıkçası. Tutmam. Ben elimden geleni yaparım. Bu kulüp için de elimden geleni yaparım. Fenerbahçe için de taraftar için de diyor. Dış görünüşüm dışında değişen bir şey yok benim için. Fenerbahçe kupaları kazanmak istiyor. Burada hedeflerimize ulaşmak için de bulunduğumuz durumlar çok zor. Türk insanı ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor. Ligde zor şartlar var. Bu garip formattaki Avrupa Ligi'nden bahsediyor. İyi ve kötü şeyler var. İyi şeylerden biri artık Şampiyonlar Ligi'nden bu turnuvaya takım gelmiyor. Hani biz ilk etabı geçmeyi umuyoruz diyor. İlk 8'in içinde falan olmayı umuyoruz diyor. Hollanda takımlarına karşı geçmişte sık sık kazandım. Çünkü iyi takımları çalıştırıyordum. Bunun benimle alakası yok. Takımların potansiyeliyle alakası var. Hollanda takımlarına karşı oynamış olduğum maçlar zordu. Ben kazanmaktan hoşlanıyorum. Kaybetmekten hoşlanmıyorum. Hollanda takımları özellikle evlerinde oynadığında bu maçlar çok zor oluyor. Hem Twente hem de AZ ile deplasmanda oynayacağız. Bu durumdan memnun değilim. Sadece havaalanı bile 1 saat uzaklıkta. Bu bile bir zorluk. Hollanda takımları belli bir dozda pragmatizme sahip. Twente'nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim diyor. Şimdi birkaç sihirli kelime var. Jose Mourinho bu sihirli kelimeleri söyledi aslında. Ama tabii birçok kişi bunu anlamadı. Jose Mourinho diyor ki ben hani bir şey söylemem rakibe dair diyor. Hani nasıl diyeyim size? Hani ben çıkıp da rakibin defoları şunlar, eksikleri bunlar demem diyor. Hani bunu konuşmayacağım diyor. Aslında üzerinde çok fazla şey var. Çok fazla konuşma var. Bir de şimdi Okan Buruk'un rezil açıklamaları var. Onlara da cevap verip de hiç kirletmek istemiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ama Jose Mourinho'nun açıklamalarında birkaç kritik yer var. Yani Hollanda takımlarına karşı şey diye. Ben içimdeki ateşi hissediyorum. Dış görünüşüm dışında bir şeyim değişmedi diyor. İsteyen inansın, isteyen inanmasın diyor. Kısaca. Hani her kulübün hedefi var. Ve Fenerbahçe'de de hedefim kazanmak diyor. Ben buraya şampiyon olmaya geldim. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Taktiksel olarak neler yapacağımızı biliyoruz diyor. Hani en azından hani ne yapmaya çalışacağımızı biliyoruz diyor. Arkadaşlar bu maçtan sonra ben size enteresan bir şey söyleyeyim. Bu maçtan sonra Fenerbahçe'de bir kabuk değişimi yaşanabilir. Şampiyonluk yolunda bir değişiklik yaşanabilir. Oyun anlamında, sistem anlamında yaşanabilir. Bu arada Michy Batshuayi Fenerbahçe formasıyla bir hikaye paylaşmış. Şu muydu? Evet. Dünden beri bu konuşuluyor. Muhtemelen enteresan yalanlar ortaya atacaklar. Hani diyecekler ki yok bir işte Batshuayi paylaşmadı, kuzeni paylaştı falan filan diye. Tabi oradaki formanın da geçmişe dair bir forma olduğu, yakın bir zamanda bulunamayacağını da kimse söz etmez. Şimdi Twente'de de Fenerbahçe ve Mourinho korkusu var. Biz işin bir Fenerbahçe boyutundayız. Ama bir de karşı boyut var. Onu ne yapacağız? Öyle değil mi? Bir de karşı boyutu var. Biz elimizden geleni yapacağız ama karşı taraf. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe'ye karşı doğru bir mücadeleye hazırlanıyorlar. Ve Hollanda ekibi şansa ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Sıkça. Yani akıllı takım. Okumuş adam. Sonuçta hayatın şey olmuş diyemiyor. İncinmişsin diyor. Ve Fenerbahçe taraftarlarının tribünde yer almaması için elinden geleni yapmışlar. Emin olun yine stadın yarısı Fenerbahçeli olur. Şimdi endişe duygusu yer alıyormuş. Twente, Jose Mourinho'nun yönettiği Fenerbahçe'ye karşı zorlu bir maça çıkacak. Onları yenmek kolay olmayacak. Twente'nin Mourinho takımına karşı kazanmak için bir şansa ihtiyacı var diyor. Ve geçen sezon Fenerbahçe 5-1 kazandı hatırlarsınız. Ama tabii hani hem 5-1 hem 1-0'lık skorla Fenerbahçe yenmişti. Şimdi baktığınız zaman Dusan Tadic, Edin Dzeko, Fred gibi yıldızlar var. Yani ne derseniz deyin. Yani o maçlarda da iyi bir direnç gösterdi ama mağlup olmaktan kaçınamadı. Fenerbahçe'de etkileyici bir sezon geçirdi. 38 maçta 31 galibiyet, 6 beraberlik, sadece 1 yenilgi aldı. 99 puan topladı ama Fenerbahçe şampiyon olamadı. 3 puanla şampiyonluk kaçtı çünkü Galatasaray'a hediye etmek üzere and içen, yemin eden bir oluşuma karşı elinden geleni yaptı. Fenerbahçe'ye baktığın zaman bu sene Maximin, Amrabat, Filip Kostić gibi isimleri transfer etti ama Kostić tabii ki de oynayamayacak. UEFA listesinde yok. Yine aynı şekilde Oosterwolde, Szymański gibi isimler var. Ama Szymański çaptan düşmüş halde birçok kişiden de eleştiri alıyor. Ve Fenerbahçe'nin hani tedbir için uğraşıyorlar arkadaşlar. Twente için. Hani rakibimizi izleyip dersimize iyice çalışacağız. Antalya Spor'a karşı oynadılar. O maçı izleyip çalışmalarımızı sürdüreceğiz diyor. Eğer Fenerbahçe'nin Antalya maçını izleyip de o maça göre tedbir alırlarsa biz bu maçı farklı kazanırız. Ben size söyleyeyim. Böyle bir hataya düşerlerse. Twente'nin transfer marketine hiç bakmaya akıl ettiniz mi arkadaşlar? Ben ettim. Twente'nin transfer marketinde 68.78 milyon euro yazıyor. Yani Hollanda liginde 4. sırada yazıyor. Ne kadar olursa olsun. En pahalı futbolcusu 10 milyon euro değerinde 22 yaşındaki 10 numaraları. Merkez orta saha oyuncusu darbeye bağlı bir sakatlığı var diyor. Sadilek inşallah oynamaz. 8 milyon euro en pahalı ikinci futbolcuları. Hani onun dışında Yunes Taha var diyor 21 yaşında. 1 Mart'a kadar bir kırığı varmış. 2025'e kadar. Oha kaval kemiği kırılmış. Ben de 1 Mart deyince ya 1 Mart'ı şey gibi anladım. 1 Kasım gibi falan anladım. Onun dışında eksiği yok. Bizdeki eksikler de malum. Yani Fenerbahçe'nin yanlış anlamayın ama kazanması gereken bir maç. Hani lamıcımı olmaması gereken bir maç. Şimdi Maximin dedik. Maximin şikayet edildiği diye bir haber gördüm. Şimdi yıldız futbolcu topu ayağında fazla tutuyor. İlk olarak çalımı düşünüyor. Takım oyununa uyum sağlamıyor demişler. Basit oyna demiş. Yani üst düzey futbolcu da topa 1-2 kez dokunuyor dedi ya tamam artık 2'de 1'de bunu şey yaparlar. B planında Kostić derler. Hatta derler ki Fenerbahçe Maximin'i kesecek, Kostić oynatacak falan derler. Siz filmi izleyin arkadaşlar. Ciddi söylüyorum bak, siz filmi izleyin. Yavaş yavaş yani sürekli bunların haberi çıkacak ortaya. Artık sadece bu konuşulacak. Mourinho dediydi falan yapacaklar. Onun dışında da hani çok bir husus, çok bir gelişme yok açıkçası. Tadic'ten Avrupa'da rekor diyor. Arkadaşlar bu haberi özet olarak vereyim. 12 resmi maçta 4 gol 6 asist yaptı. Avrupa'da zirvedeymiş. 30 yaş üstü futbolcular içerisinde. Hani birçok futbolcuyum Salah'ı falan hep geride bırakmış. Ama tabii nispeten baktığınızda bizim ligimiz onlara göre kolay. Fenerbahçe kadrosunda 2 tane eksik var. Kamp kadromuzu görmüşsünüzdür. Hani ben 2 saat böyle ekrana görselini falan verip de size bir şey sunmak istemiyorum. Yani hepinizin aklı fikri var. Hepinizin kafası çalışıyor. İnternete hepiniz girebilirsiniz. O yüzden hani sizi de zorlamak istemiyorum. Hani size de internete girin de şuradan şuna bakın, buradan buna bakın demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. O yüzden çok umursamıyorum yani. Siz de çok umursamayın. Sonuç olarak nihayetinde hani baksanız ne, bakmasanız ne, kimlere geçip kimlere geçmedir ama olay bu. 2 tane eksiğimiz var Fenerbahçe'nin. Bu 2 eksik kimler? Bir tanesi Çağlar Söyüncü, listede yok, sakatlandı. İkincisi Osayi Samuel. Osayi de kırmızı kart cezası. Yani baktığınız zaman arkadaşlar her 2 futbolcu da bir nevi mecburiyetten oynamıyorlar. Çağlar sakatlıktan. Ha, iyi tarafına Bekao Ciku ikilisine dönüyoruz. Hani muhtemel kadro nasıldır? Livakovic kalede, sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Oosterwolde, stoper ikisinde Ciku Bekao ikilisini izleriz gibi geliyor. Dörtlü savunma. Önlerinde deplasmandayız. Yine İsmail Amrabat çıkar mı diye düşünmüyor değilim. Ama uzun bir ara var. Ve bu ara olduğu için Amrabat Fred çıkacağı görüşündeyim. Yani Amrabat Fred merkez ikili orta sahası. Sağ açıkta aslına bakarsanız ben olsam sağ açıkta İrfan Can'la çıkarım. Not, burada subliminal duyum veriyorum. Ben olsam sağ açıkta İrfan Can'la çıkarım. Ben olsam 10 numarada Tadic'le çıkarım. Sol kanatta da Maximen'le çıkarım. Not, burada subliminal çok güzel duyum veriyorum, haberiniz olsun. Forvet'te de Yusuf En-Nesyri ile başlarım. Yani 4-2-3-1 ama Tadic biraz daha serbest rolde. İrfan kreatif rolde. Bu şekilde bir 11 ile çıkarım. Hani ben olsam. Herhalde anladınız her şeyi. O yüzden sıradakine geçiyorum. Şimdi 2 eksiği şunu bunu konuştuk. O aynı falan olmadığını. Hani UEFA'ya bildirilen isimler dışında da isimleri konuştuk. Ama özellikle İrfan Can Kahveci ve Yusuf En-Nesyri ismini durduk yere söylemiyorum 2'de 1'de. İlk 11'de. Tamam. Cenk Tosun da bu maçta kesinlikle süre almasını bekliyorum. Haberiniz olsun. Mert Hakan Yandaş vergi rekortmeni çıkmış. Oysa kulüplerin bile vergi sildirdiği bir dönemde Mert Hakan Yandaş'ın Bursa'da adına olan şirketten vergi rekortmeni olması da enteresan, güzel bir olay. Dediğim gibi geçen sezon 5-1 kazandık. 1-0 kazandık. Rakip bizden korkuyor ama aynı zamanda Türk taraftarlardan da korkuyor. Tedbir üstüne tedbir alıyorlar. Onu söyleyeyim. Derbi hakeminden şok sözler, seni öldüreceğim. Ulan. İtalyan hakem Fabrizio Maresca Kuveyt'te Al Arabi maçında yaşadığı bir olay sonrası tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla uluslararası bir diplomatik krizin ortasında kalmış. İtalyan hakem Fabio Maresca ki bilindik bir hakem arkadaşlar. Yani iddialara göre Kuveyt Premier Ligi'nde yönettiği Kuveyt Al Arabi maçında Al Arabi oyuncusu Kalat Al Mursid ile yaşadığı bir temas sonrası Türkiye Maresca futbolcuya tehdit içerikli sözler söylemiş. Bu durum İtalya'da geniş yankı uyandırmış. UEFA da onu Avrupa'daki görevinden men etmiş. 27 Eylül Cuma günü Kuveyt'te oynanan maçta olmuş bu olay arkadaşlar. Şimdi hakem Al Arabi oyuncusuyla yaşadığı fiziksel temasın ardından futbolcuya İngilizce bir cümle sarf etmiş. Tabi bu da diplomatik bir krize sebep olmuş. Bir dahaki sefere seni öldüreceğim demiş. Bir dahaki sefere görüşürüz anlamına geliyormuş. Söylediği söz. ve üst makamlara iletilince kriz olmuş. UEFA'da yeni bir atama yapmış arkadaşlar. Şimdi İtalya'da da kısa çekilmiş hakem. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe maçında VAR hakemiydi bu arkadaş Maresca. Ve Fenerbahçe Galatasaray deplasmanda yendiğinde bu hakem vardı arkadaşlar. Hani düşünün, orta hakem Galatasaraylıydı, yan hakem Galatasaraylıydı, dördüncü hakem Galatasaraylıydı. Ama bu hakem VAR'daydı. Bu hakemin VAR'daki doğru yönetimiyle Fenerbahçe kazandı. Çünkü ikinci sarıya müdahale edemiyor. Direkt kırmızı verseydi elbette söylerdi temas yok diye. Yani böyle bir olay. Bizde de gel gör ki Okan Buruk hakemi tehdit ediyor. Videolara yansıyor. Sesi duyuluyor. Ama diyor ki siz diyor beni bundan dolayı kesinlikle beni sevk edemezsiniz diyor. Hala tehdit ediyor. Hadi beni sıkıyorsa yani beni sıkıyorsa diyor şey yapın diyor. Sevk edin diyor. Bana sıkıyorsa ceza verin diyor. Okan Burak'a bu cesareti hangi abileri veriyor onu da bilmiyorum. Yani hangi abilerinden bu cesaret alıyor ben bilmiyorum. Ha, çok da bilmek de istemiyorum, o da ayrı mesele ama yani bu kadar abilerine güvenmesin. Yarın bir gün o abileri boşta bırakırlar. Sürüncemede kalır. Benden uyarması. Evet, içinize doğan hissi bir skor tahmini var mı? Yoksa saat 21'de maç önü canlı yayınında görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdi ben bu videoya hangi başlığı koyacağım onu da bilmiyorum. Kafam çok karışık. Çok fazla konu var. Hani maçın ertelenmesi var, o var, bu var, şu var. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe inşallah doğru yolda, inşallah her şey güzel olsun. Bu maçı kazanılıp şu araya güzelce girelim. Sonra sistemi değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Hep birlikte konuşuruz. Görüşmek üzere.